olan yüz şekline uygun kaş olması. Çünkü kaş tamamen ifadeyi veriyor. Kaş tercihi çok önemli. Bu sebeple şimdi sana bir model getirdik. Bir modelimiz var. Onun da kaşlarını almanı, güzel bir tasarım tamam. yapmanı rica edeceğiz Serap. Seve seve. Hem de biz izlemiş oluruz, görmüş oluruz nasıl çalışıyorsun. Evet, modelimiz Beyza gelsin Serap'a kaşlarını aldırmak için. Buyurun. Hoş geldin Beyza'cığım. Seni hemen Serap'ın masasına alalım. Orada uygulama yapılacak. Ben de izlemek istiyorum aynı zamanda bu uygulamayı. Beyza'cığım, daha önce kaşlarını aldırdın mı? Hayır. İlk kez aldırıyorsun. Evet. Aa, kaç yaşındasın? 20. 20, tamam. Şimdi şöyle ölçerek göstermek istiyorum Işıl Hanım. Burun kanadı çok önemlidir. Evet. Herkesin başlangıç noktası burası olmalı. Hı-hı. Aynı şekilde burası. Beyza Hanım'ın da biraz açık. Kaş ortası açıldığında şaşkın bir ifade olur. Gözler birbirinden daha uzak görünür. Ama tabii bunu şöyle de yapabiliriz. Gözler birbirine çok yakınsa uzaklaştırmak adına bunu bir hile olarak kullanabiliriz. Ama Beyza Hanım'da böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ve şurası göz bitimi, burun kanadından başlanılır. Burada birazcık burayı kısaltmamız lazım. Aynı şekilde burası. Hatta bu kaş biraz daha kısa. Evet, bu kısalık kabul edilebilir. Gözü yüksek göstermek adına. Çünkü göz kapağı, kaş göz mesafesi de kısa. Evet. Normalde kalın, evet, doğal bir kaş böyle kullanılabilir. Kavis mi yapılır mesela bu yüze? Daha düz mü olmalı? Kavis şöyle, alttan bir kavis olmalı. Çünkü kaş göz mesafesini açmamız için, aynen, burada bir aydınlık yaratmamız için buradan bir kavis vermemiz lazım. Zaten bence kaş yine yukarıdan alındıkça düşüyor. Doğru kesinlikle mu? Öyle. Çünkü zaten düşmeye mahkum. Evet. Yüzümüz düşmeye mahkum. O yüzden gerçekten ne kadar mi? Aynen öyle. Üstten doldurup kalınlaştırıp alttan eğer kavis vereceksek, incelteceksek bu oradan tür değişiklikleri alttan şekil yapmamız verilmeli lazım. Evet. Arkadaşlar, bizi izleyen seyircilerimizle paylaşıyorum. Şimdi doğal dağınık kaşlar, evet, moda, daha güzel görünüyor falan ama bu dağınıklık da yorucu fazla bir dağınıklık. Bunu sürekli tarayamaz. Etrafını yatıştırdığında da şurada karışık, kıvırcık bir görüntü oluşuyor. Biz bunu çok kısa jilet gibi kesilmiş bir şekle sokmayacağız. Daha doğal, biraz daha kısaltmamız gerekiyor. Evet. Şimdi başlayacağım ben izninizle. Hadi bakalım, ben de seni izleyeceğim. Yaşa göre kaş alma çok nasıl önemli bir şey? Çok önemli. Yani belli bir yaştan sonra, çünkü o kaşlar çok alındığında küsebilir, değil mi? Evet. Yerine gelmeyebilir. Şimdi küçük yaşlarda, genç yaşlarda çok ince alınmış kavisli ya da yüksek kaşlar kadınsı bir ifade veriyor. Doğru. Yaş kaçınılmaz zaten. Hepimiz yaş alıyoruz. Her şeyi yaşında yapmak çok önemli. İleriki yaşlarda zaten dökülüyor, azalıyor ve çok ileri yaşlarda kalın kaş olmuyor zaten. İsteseniz de göz düşüyor, yüz düşüyor, göz kapağı düşüyor. Dolayısıyla işte o zaman kaşı inceltmek gerekiyor. Gizem, senin kaşların nasıl? Sizin tavsiyelerinizi dinledim. Göz kapağı düşüklüğüyle ilgili uyarı almıştım ve kaşlarımın şeklini değiştirdim. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Fark etti. Şu an için başka bir müdahale yapamayacağım için kaşa müdahale yapıldı. Ne yaptın? Bu uçlarını yükselttiler. Yukarıya alırken doğru aldılar. Evet. Askıya aldılar. Yok yok, kaş askısı değil. Kaşın şekli değişti Bülent Hanım. Değişmez. Değişti yani buralarını. Bunu buradan böyle içeriden askıya almadan kaldıramazsın. Neyse, bunu geçelim, kayınpederin bu. Yok yok, yani değişti. Kendiliğinden geçti, Allah tarafından. Tabii, oluyor böyle şey. Tabii. Peki makyaj hanımlara soruyorum. Kişi kendi kaşını doğru alabilir mi? Mesela Ececiğim, sen kendi kaşını kendin mi alıyorsun? Şöyle, genelde kendim alıyorum. Çok böyle dışarı güvenemiyorum bu konuda. Altın oranıma göre önce ölçümü alarak, aslında kavisimi, işte başlangıç noktamı ölçerek alıyorum. Tabii ki çok böyle derin bir şey, daha doğal kaş sevdiğim için çok inceltmiyorum ama altın oranıma göre eşitleyip o şekilde temizliyorum sadece etrafını diyebilirim. Zaten herkesin kaşı, yani genel anlamda %90'ı diyebilirim insanların.
Kaşları birbiriyle aynı değil yani. Hiçbir zaman kaşlar ikiz değildir. Bir kardeştir öyle bir tabir var. Yüzün bir tarafıyla bir tarafı bile simetrik değil. Aynen zaten. Bir tarafı daha farklı, bir tarafı evet. daha kalktı, bir tarafı daha düşüktür. Ben mesela kendi kaşımı senelerdir hep kendim alıyorum. Hiç kimseye aldırmadım. Zaten mikropigmentasyon yapıyorum. Onu bile kendim yapıyorum kendime. Çok zor bir şey aslında insanın kendini işlem yapabilmesi çok zor. O yüzden ben de iyi kaş alırım. Peki Özge'nin kaşları nasıl sence modelinin? Özge'nin kaşları bir tık kalın. Yani onun göz yapısına göre ve işlem var onda da. Ben Özge'ye işlem yapmış olsaydım asla şu kısmına bir işlem yapmazdım. Yani Özge'nin tam tersi mesela şurasını yukarı almak yerine aşağıları doldurmuşlar. Ben bunu denedim, aldım biraz şuralarını ama yine de işlem daha yeni sanırım. Kalıntıları çok fazla, henüz silinmemiş. Yani kapatsam da çok kapanmıyor. Yani ben Özge'nin mesela şu kaşını, yani şurasını örnek veriyorum şöyle biraz daha açmak isterdim. Şurasını daha yukarı çalışmak isterdim. Kendi kaşını gerekirse alttan biraz daha inceltirdim. Uzaktan Özge'nin iki kaşı birbirinden çok farklı görünüyor. Uzaktan. Yakından da görmek istedim. Mesela ben şu anda hani biraz çizim de var. Şimdi şöyle... Özge'nin sağ kaşı yani kendisinin sol kaşı bize daha doğru, yukarıda ve kavisli. Felaket evet yani. Diğer tarafı aşağıda değil mi? Biri daha yukarıda ve biri daha aşağıda. Yapılan mikroblading işleminden evet, kaynaklı. Evet yani zaten kaşı böyleymiş. Yapan kimse artık o da kaşını baz alarak yapmış. Hani hiçbir form vermemiş gibi duruyor. İşin ana. Erkekler de aldırıyor. Aa. Erkekler de aldırıyor. Evet, mesela tabii. Özcan'ın kaşı kimler alınmış. Yok benim orijinal. Anadolu erkeği bilmem ne ama alınmış. Yok benim kaşlarım orijinal. Hatta doğru şöyle söyle. Tarasam uzunları falan girsin da çıkar. Girsin kameraya yakın bence alınmış. Tamam. Doğuştan alınmış. Her şey tarasam falan uzunları falan bile çıkar yani. Allah tarafından belki çizilmiş bir kaşı var yani. Özcan'ın kirpikleri de çok güzel. Uzun ve kıvrık kirpikleri var yani. Demek ki kaş ve kirpik Allah tarafından ona verilmiş. Güzel bir şans. Ay Allah verir değil mi? Yani. Hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Evet. Şimdilik bu kadar. Bakayım Eyzel. Çok inceltmek evet, çok de istemedim. Evet çok fazla inceltmemekte fayda evet. var. Çünkü hani ilk etapta nasıl bir şey istediğini bilemezsin. Hadi bakalım şimdi yeni kaşlarını görelim. Kuaförüm Sensin aynası var. Kapı kapanacak. Ayna çıktığında yeni halini göreceksin. Bence harika oldu. Bir de sen kendin gör bakalım. Nasıl buldun? Çok güzel olmuş, beğendim. Teşekkür ben de ederim. Çok elinize sağlık. Ben rica de ederim. Güle güle kullan. Kaşını düşürmedi ve inceltmedi. Evet. Çok güzel oldu. Bülent Hanımcığım nasıl buldun? Çok. Çok iyi. Evet, Seçkin. Çok güzel, yüzün açılmış bayağı resmen. Yüzü Serap, gözü ellerine açıldı. Sağlık. Evet, yüzün gözün açılmış. Teşekkür vallahi kaşları bakışlarına falan acayip İzade yansıdı. Yani teş fışkırıyor gözlerinden. Vallahi. Çok yakışmış, çok... güle güle kullan. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Güle güle kullan yeni kaşlarını. Teşekkür ederim, elinize sağlık tekrardan. Serapcığım sana da çok teşekkürler, ellerine sağlık. Ben teşekkür sağlık. Ederim, teşekkür ederim. Kuaförüm sensin.